verilmiş sadakan varmış. Birkaç santim daha kaydırsaydı o elini, kalbine bile gelebilirdi. Allah korusun ya. Tamam abla, sağ ol. Öyle oynatma kolunu. Doktor ne dedi? Ben sizin çaylarınızı tazeleyeyim, onlar soğudu. Fatma Gül, benimki de bitti. Tamam. Kulağı da burada. Elinize sağlık. Afiyet olsun, ver. Al, koyma bana, koyma. Yatacağım ben şimdi zaten. Uykum kaçmasın, yengene koy sen. Ha, ne yaptınız? Pansuman mı yaptınız? Bu kol muydu? Kanaması durdu mu? Abi. Ay pardon, pardon. Acımadı değil mi? Hay Allah. Çok özür dilerim. Al ben sana yengemin çayını vereyim. Tamam. Ben de yatarım zaten şimdi. Kusura bakma. Ay pardon, pardon. Özür dilerim. İyi geceler. İyi geceler. Canım benim ya. Ay güzelim. Yer misin? Sen bu halde işe de gidemezsin yarın. Çok fazla bir şey kalmadı zaten. İki gün sonra evi teslim edeceğiz. Yarın gidecek misin işe? Gitmem lazım. Çok ayıp oldu. Yani çok ayıp oldu herkese. Koruma ne zaman verecekler acaba? Verirler mi vermezler mi o da belli olmaz ama... bundan sonra çok dikkat etmemiz lazım. Her şeyi deneyecek bunlar. Mustafa kendi kendine üstünüze gelmedi. Onlar saldılar. Onlar yolladılar size. Abla tamam. Ben bugün çok korktum. Çok. Ya size bir şey olsaydı? Abla tamam, bugünlük keyfimi bozma. Ne keyfi oğlum? Delirdin mi? Bugün ölüyordun sen. Abla, ben bugün o kuşundan daha önemli bir şey yaşadım. Murat mı seslendi? Görecektin. Artık bana güveniyor. Hadi sen de erken yat. Dinlen biraz. Tamam. Hadi iyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Sabah erken kalkabilecek misin? Kalkarım, kalkarım. Hatta Fatma Gül de bırakır, öyle giderim işe. Yok, sana araba kullandırtmam ben. Ben kullanırım. İkinizi de ben götürürüm. İyi, tamam. Keşke yarın da dinlenebilseydin. İyi geceler. İyi geceler. Hadi bakalım. Biz de yatalım artık. Mektuba bakacak mısın? Bakalım mı? Nasıl olsa yırtılacaktı bu mektup. En azından okunup öyle yırtılır. Ay bilmiyorum ki. Sevgili oğlum, sana kendimle konuşur gibi yazdığım bir mektup daha. Her seferinde belki bu sefer diyerek umut ediyorum. Galip Usta hayatını kaybettiğinden beri iyice soluğum kesildi. Senden haber alamaz oldum. Demek haberleşiyorlarmış. Hiçbir zaman tamamlanmayacak bir hayat benimki. Hep eksik kalacak. Şairin dediği gibi hayat olamamış bir hayat. Keşke okusaydı.
Bütün uzaklık aramızda yok oluyor. Ya da ben senin karşına çıkıyorum ansızın ve eğer izin verirsen nefes almaya tekrar başlıyorum. Kerim. Efendim? Alo abla. Mukaddes kapıyı dinliyor. Ha? Kadının kulağı kapıda. Ne oldu? Mukaddes. Mukaddes Hanım. Ay bisküvi parçaları dökülmüş de. Ayak altında ezildi herhalde. Yarın toplardık makineyle. Hı hı. Aa, sen de mi buradaydın? Dışarıda zannediyordum seni. İyi geceler. İyi geceler. Işığı kapatayım mı? Kapat, kapat. Bitir şunu, merak ettim.